Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip kanalıma hoş geldiniz. 30 Ağustos 5 Eylül arası Eylül'ün ilk haftası Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre bakalım gökyüzü bize bu hafta neler anlatacak. Sıra Eylül'e geldi. Yazı yavaş yavaş bitiriyoruz. Sonbaharın ilk ayak seslerinin hissedildiği, kendini belli etmeye başladığı Eylül ayının ilk haftasına geldi sıra. Şimdi size Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre bu haftanın etkilerinden bahsetmek istiyorum ama öncesinde Zafer Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun. Birlik içinde, dirlik içinde bu topraklarda binlerce yıl daha bu bayramı kutlamak her birimize ayrı ayrı nasip olsun inşallah ve bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanımıza ee, ve onun silah arkadaşlarına tekrar teşekkürlerimizi iletip, rahmetle anıp hepsine ayrı ayrı selam da söylemek istiyorum. Her biriniz adına, her birinin ruhuna selam olsun bize bu günleri, bu bayramları kutlamayı nasip ettikleri için. Evet, şimdi bakalım haftanın enerjileri bize neler söylüyor. Eylüle merhaba dediğimiz bu ilk haftanın... Eylül'ün ilk haftasının enerjileri bize neler söylüyor? Öncelikle Ay Rahu kavuşumuyla haftaya başlayacağız. Bu etki önemli. Ay da haftanın özellikle ikinci yarısı ortasından itibaren diyelim hızlı bir biçimde kapanma enerjisine gidecek. Yeni aya doğru geçiyor artık. Bu haftanın bitiminde diğer haftanın ee, yeni başlayacak haftanın başlangıcında da bir yeni ay fazı olacak. Ama şimdi ay hızlı bir biçimde kapanma fazında. Şimdi öncelikle Ay-Rahu kavuşumu neyi veriyor? Haftanın ilk 2-3 e, günlük enerjisine bu etki hakim olacak. Hırsları, ihtirasları e, fazlasıyla tetikleme enerjisi veriyor. Bu enerji vedik Astroisine göre Boğa Takım Yıldızı'nda gerçekleşeceği için biraz daha bankacılık sektörü, para piyasaları açısından hareketli bir döngünün bize işaretini vermekte. Önemli noktalardan bir tanesi Mars artık yavaştan burç değiştiriyor. Bu haftanın bitimiyle beraber, son günüyle beraber, bu haftanın artık tamamlanmasıyla beraber Mars Başak Burcu'na geçecek. Mars Başak Burcu'nda sıkıntılı bir enerjidedir ama bir süredir e, Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre Aslan Burcu'na geçişiyle beraber zaten bizi zorlamıştı. Hem sınırlarımızla ilgili bu mülteci akınlarının yaşandığı sürece yaşamak durumunda kalmıştık. Hem de şimdi geçeceği noktada da dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Çünkü Türkiye haritasına göre aya yani halkı, kadınları ve özellikle halkı temsil eden noktaya Sert enerjiler, sert görünümler diyelim, sert enerjiler verme potansiyeline doğru gidiyor. Dolayısıyla çok sağduyuya özellikle 5 Eylül'den itibaren olan döngüde, 5-6 Eylül'den itibaren olan döngüde sağduyuya çok fazla ihtiyaç duyacağımız bir sürecinde habercisi bu etki aşağı yukarı bir 45-50 gün kadar da sürecek. Yani önümüzde... Ee, iç dinamiklerimizi doğru dengelememiz adına çok kritik bir 40-50 günlük bir sürece e, Mars bu anlamda vesile olacak diyelim. E, diğer taraftan Jüpiter'de kısa bir süre içerisinde bu haftayla bu haftanın sonuyla birlikte ve kısa bir süre içerisinde Eylül'ün ortalarıyla beraber artık Oğlak burcuna yine hepsini stilzo olarak Vedik astroloji'sine göre söylüyorum. Oğlak burcuna geçmiş olacak. Dolayısıyla gerek Jüpiter, gerek Mars bu haftanın enerjileriyle başlayan ama önümüzde yaklaşık e, bir 40 günlük, 50 günlük süreci kapsayacak bir zaman içerisinde rahat etmedikleri burçta hareket edecekler. Mars mücadele alanlarımızdır. Mars hayatla savaşma noktalarımızdır ve dolayısıyla Jüpiter'de bolluk, bereket ve e, iç mutluluklarımızla da ve genişleme, genişleyebilme potansiyellerimizle, büyüme potansiyellerimizle de bağlantılıdır. Demek ki biraz daha ee, belki küçülmede kalmamız gereken, belki biraz daha kendimizi iyi kontrol etmemiz gereken bir süreci deneyimleyeceğiz. Bu noktadan sağduyuyla, akılla daha çok dengede kalarak, merkezde kalarak geçmemizin en doğru çözüm olduğunu söyleyebilirim, aktarabilirim. Bu hafta Mars aynı zamanda bizim Atmakaraka dediğimiz at başı gezegen pozisyonuna geçiyor. Önemlidir ve pazar günden itibaren de derecesi çok sıkıntılı bir noktaya geçecek. Mars Atma karaka yani at başı dediğimiz kral gezegen aslında tam manası kral gezegen. Yani bütün gezegenlerin üstünde bir pozisyona e, yönetici pozisyonuna geçecek. E, daha anlayacağımız bir dille. Dolayısıyla burada bir mücadele, bir gerginlik, tartışmalara fazlasıyla kayma eğiliminin yüksek olduğu ve bu bütün bunlarda bizim iç alanlarımızı ülkemizi gösteren e, domestik dediğimiz o iç alanlarda iç dinamiklerimizi gösteren noktalarda aktif olacağı için hayli dikkatli sakin ve e, bilinçli hareket etmemiz gerekiyor bireysel hayatlarımızda aslan ve yengeç enerjisi, özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren Mars'ın bu geçişinden biraz daha fazla etkilenme potansiyeli taşıyor ki dirayetimizi, e, akıllı hareket etmemizi, birlik bilincimizi, sükunetimizi koruduğumuz sürece, enerjimizi bu frekansta tuttuğumuz sürece tüm bu noktaları çok daha rahat atlatma potansiyelimiz vardır. Pazartesi ve salı biraz daha sabit enerjiler aktif olacak. İnatlaşma söz konusu olabilir. Pazartesi ve salı özellikle Toprakla uğraşmak, bilhassa pazartesi toprakla resetlenmek ve topraklanmak, elementler arasında topraklanmak, toprak elementini aktive etmek bizi çok daha rahat ettirecektir. Ee, çarşamba, perşembe hava etkisi çok aktif olacak. İletişimin çok arttığına, konuşmaların çok arttığına şahit olacağız. Cuma'dan itibaren de e, ayın burç değiştirmesiyle su elementi aktive oluyor ki biraz daha aile, millet duygusal alanlarımız öne geçecek. Burada dikkat etmemiz gereken, e, bu süreç içerisinde özellikle Cuma'dan itibaren ayın bu su elementini de fazlasıyla aktif etmesiyle birlikte Mars'ın da e, bizim topraklarımızı, halkımızı, iç dinamiklerimizi gösteren noktada biraz sert bir giriş yapacak olması, iç dengelerimiz açısından dikkatli olmamız gerektiğini, sağduyulu hareket etmemiz gerektiğini özellikle vurguluyor. Bilhassa ısrarla bu nedenle bunun üzerinde duruyorum. Haftanın en kritik günü pazar. Pazar günü çok kritik bir gün. O yüzden mümkün olduğu kadar ne açıdan kritik bir eee bir tartışmanın, bir durumun çok hızlı bir büyümesi ve köpürmesi potansiyeli çok yüksek. Gerek bireysel hayatlarımıza, gerek toplumsal etkiler açısından pazar gününü dikkatli geçirmeliyiz ve mümkün olduğu kadar kendi alanlarımızda olmamızda fayda var. Pazar gününe bu anlamda dikkat etmemiz lazım. Allah'tan iş günü değil. E, haftanın en şanslı günleri, etkileşimleri yüksek günleri perşembe ve cuma. Dolayısıyla perşembe ve cuma günü de gelen enerjiler çok yüksek olacak başlatacağımız şeyleri biraz daha hani herhangi bir görüşme yapacaksak bir şeye başlatmak istiyorsak bu günlerin enerjisinden hepimiz bütün burçlar adına söylüyorum bunu faydalanmak söz konusu olacak sevgili dostlar. Bakalım haftanın günleri. hafta enerjilerini de biraz organize etmek açısından neler içeriyor bir kontrol edelim. 30 Ağustos Pazartesi günü Ay Boğa Burcu'nda Rohini takım yıldızında çok özel bir yıldızdır. Finans piyasaları, parasal alanlarla, borsayla, e, nakit piyasalarıyla vesaire çok alakalı bir yıldızdır. E, öğle saatlerinde de tam bir kavuşum yapacak. Genel olarak arzuların yükselmesi, bireysel hayatlarımızda arzuların yükselmesi bir şey isterken bunu fazla bir tutkuyla isteme hali artar. Kadınlarla ilişkilerimizde bu anlamda dikkat etmemiz lazım. Ebeveynlerimiz, annelerimiz, e, kadınlarla olan ilişkilerimizde biraz daha iletişime dikkat etmekte fayda var özellikle Pazartesi'nin enerjileri içinde finansal konular destekli her türlü ticari iş tarım tarımla uğraşmak tarımla ilgili bir adım atmak istiyorsanız Pazartesi gününün 30 Ağustos Pazartesi gününün etkileri son derece e, güzel görünüyor destekli görünüyor alışveriş alışverişlerle ilgili yapmanız gereken bir nokta varsa evlilikle ilgili herhangi bir adım söz nişan e, kendi aranızda yüzük takma işte yani hani herhangi bir adam adım neyse bu e, nikah tüm bunlar düğün hepsi çok destekli özellikle 30 Ağustos'un etkilerine baktığımızda savunmaya dönük bir e, ruh hali aktif olacak bunu da belirtmekte fayda var daha çok gardına alma ve hızlı savunmaya geçme ve biraz tartışmaları büyütme potansiyeli de var ve burada herkes kendi sabit enerjiler çok aktif olacağı için pazartesi ve salı herkesin kendi enerjisini kendi bildiğini kendi doğrusunu fazlasıyla karşı tarafa diretmesi potansiyeli var. Buna da dikkat etmekte bu bağlamda bakmakta fayda var. Salı gününe baktığımızda 31 Ağustos salı gününe Ay hala Vedik Astroloji ve Sideral diye göre Boğa Burcu'nda ama Miri Gashira takım yıldızında Mars'la yönetilen çok özel yıldızlardan bir tanesidir. Sezgisel taraflarımızın yüksek olacağına işaret eden enerjilerden geçeceğiz o gün. Ee, özel et bir etkileşim var. Ee, Ay Boğa'da demiştik ve Mars'la arasında biraz gerginlik var. Kadınlarla olan ilişkiler, ebeveynlerimiz, annemizle olan iletişimimizde biraz ya da anne yerine koyduklarımız diyelim biraz daha kadın yöneticilerimiz de buna dahil biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor ayrıca kadınlarla ilgili hassasiyetlerinde yükseldiği bir etkileşime işaret ediyor toplumsal olarak da bugün Hafif iş ve konuları biraz daha ele almaya gayret edin. Ağır ve zorluk işleri salı gününe almayın. Seyahatler ve yolculuklarla ilgili bir planınız varsa çok destekli. Mümkün olduğu kadar açık havada olmaya gayret edin. Kapalı alanlarda değil, en azından e, hani hiçbir şey yapamıyorsanız evinizin balkonunda vesairede ama mutlaka açık havayla temas etmenizi çünkü Burada her ne kadar e, bedikte ölçümleme farklıdır. Ay Boğada gibi dursa da Mirigashira hava enerjisini de aktive ediyor. Dolayısıyla bu kısım önemli. Eğer ev değiştirmekle ilgili bir planınız varsa, e, bu çok uygun Salı gününe denk getirebilirsiniz. Ayrıca aynı zamanda Salı bir Mars günüdür. Hareket içeren işler için desteklidir. Araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar, pazarlama, satışla ilgili işlerin organize edilip başlatılması. Tıbbi konularda bir doktor işiniz falan varsa bu hafta salı günü destekli. Doktor işiniz, bir kontrolünüz, bir tıbbi bir işiniz yine salı gününü çok rahat ele alabilirsiniz. Çarşambaya baktığımızda e, ay ikizlere geçiyor. Aridra takım yıldızında hareketli bir gün ama bugün bir başlangıç desteklenmiyor. Önemli bir başlangıcınızı mümkün olduğu kadar tabii ki e, yönetebildiklerimiz bizim inisiyatifimizdedir. ...yönetemediklerimiz kaderdir. Onun da olmasında farklı bir hayır vardır mutlaka. Farklı bir sebep vardır. Hemen insan bazen anlayamaz bunu. Dolayısıyla yönetebildiğimiz alanlar için bahsediyorum bu noktaları. Dolayısıyla burada e, yeni bir şeye başlamamamız doğru olur. E, sıfırdan herhangi bir başlangıç yapacaksanız bu hafta... ...bir iş başlangıcı, bir adım, sizin için herhangi bir şey... ...bunu çarşamba gününe denk getirmeyin ama... ...yarım kalmış, uzamış... İşleri işleri tamamlamak, tekrar ele almak için çok güzel enerjiler var. Eksikleri tamamla diyor yani bize evren, gökyüzü, çarşamba gününün etkileri açısından yeniden gözden geçir diyor. Bunu çok daha iyi yaparsın. Başlatma. Daha önce başlattıklarını ya da yarım kalmış olanları bir yeniden gözden geçir diye uyarıyor. Ama şöyle bir şey var. İmkanı olan evde olanlar evde bir temizlik yapsınlar çarşamba günü. Fazla eşyalarınızı atın. Lüzumsuz giysilerinizden hani yardımlar Maşfa kurullarına verebilirsiniz ya da uygun yerlere verebilirsiniz ama bunları evden temizlemek, ihtiyacınız olmayan şeyleri hayatınızdan çıkarmak adına bu etki çok kıymetli. Evi temizlemek, enerjisini bu anlamda dengelemek için biblolar, kullandığınız işte bir sürü eşya, kapkacak, kıyafet ve insan. Gereksiz, lüzumsuz, size hiçbir faydası olmayan sürekli yüklerinizle uğraştığınız İnsanlar da dahil olmak üzere hayatınızda bu enerjileri çıkartmak için çok iyi bir fırsat verir çarşamba. Ama günlük ve e, kariyer ya da benzer işlerinizde, dünyevi işlerinizde aynı zamanda yeni bir şey başlatmayıp e, eksik olanları tamamlamaya gidiyoruz. Bu anlamda çarşambaya bu anlamda dikkat çekmek istiyorum. Perşembeye baktığımızda 2 Eylül Perşembe'ye ay hala ikizlerde ama şu takım yıldızında kıymetli bir yıldızdır detoks burada çok önereceğim. Özellikle ayın içinden geçtiği fazla bunu destekliyor. Ticari konular çok destekli. Pınarbaşı çok ticaretle bağlantılı yıldızlardan bir tanesidir. Başlangıçlar destekli. Bugünün enerjisi çok uygun. Ev, araba alımı, satımı e, kiralanması, taşınmalar yine bu anlamda çok destekli. Çocuklarla ilgili halletmeniz gereken bir işiniz, bir durumunuz varsa çok rahatlıkla Perşembe gününü alabilirsiniz. Zaten Perşembe Jüpiter günüdür bu anlamda da çok destekli. Yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa ithalat, ihracat gibi yine ele almak, bunlarla ilgili konulara eğilmek çok e, destekli. Nelere dikkat edeceğiz? Adli konular bugün destekli değil herhangi bir konuda adli bir işiniz varsa bunu perşembe günü almamaya bakın. Sert ve zorlu işleri yine bugün denk getirmemeye gayret edin. 3 Eylül Cuma gününe baktığımızda ay artık Yengeç Burcu'na geçiyor. Ailevi konular işte zaten genel olarak toplumsal noktalarda da milliyetçilik duygusunun Ailevi konuların çok arttığı bir süreç var. Puşyami yıldızında çok özel bir yıldızdır. Satürn tarafından yönetilir. Başarı ve şans etkileri inanılmaz yüksek bir etkidir. Zaten bu iki yıldız Pınarvaşu ve Puşyami şans yıldızları diye geçer. Dolayısıyla Cuma'nın enerjisi de bu anlamda çok yüksek. Ticari alanlar, eğitim konuları, kutlama, herhangi bir organizasyon, toplantılar tüm bunlar çok desteklidir. Aynı zamanda hayvan sahiplenmek. Bu yıldızın böyle bir özelliği de var, hayvan sahiplenmek veya hayvanlara destek vermek. Elbette sokak hayvanlarından bahsediyorum. Ne yapıyoruz? Lütfen satın almıyoruz, sahipleniyoruz. Hele de bu içinden geçtiğimiz döngülerde son derece buna dikkat etmemiz gerekiyor. Size hayvanların enerjileriyle ilgili çok özel bir artı bir video çekip bazı noktalarda onların hayatımızda niye olduğunu kadersel planlarımızda niçin hayvanlarla iç içe yaşarken neleri dikkat etmemiz gerektiğini ayrı bir videoda anlatacağım. Ama bu tip özel günlerde de bu tip noktalarda dikkat ediyoruz. Bu vesileyle lütfen satın almayın, sahiplenin. Özellikle içimizde, içinden geçtiğimiz döngüde hayvanların enerjisinin doğru şekilde korunması son derece önemli. Bunu da ısrarla belirtmek istiyorum. Yardımlaşmak için çok özel günlerden bir tanesi, çok destekli. Aileyle ilgili işler, evle ilgili işler, emlakla ilgili işler, her türlü ticari işiniz destekli. Cuma'nın enerjileri de bu anlamda çok kıymetli. 4 Eylül Cumartesi'ye baktığımızda ay hala yengeçte ama artık Mars sıkıntılı bir dereceye geçti. Cumartesi ve pazar özellikle öfkeyle hareket etmemek, spor yaparken hatta mümkünse yapmamak ama yaparken e, kendimizi zorlamadan, kondisyonumuzu zorlamadan bunu yapmak çok önemli. E, yoga yapanlar, spor yapanlar, Pilates gibi çalışmalar içinde olan olanlar Lütfen fiziksel olarak kendi kondisyonlarını cumartesi ve pazar zorlamayın ee, yaralanmalara neden olabilir? Ee, bağ dokuları ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir kas sorunları yaşanabilir. Cesaretimizi çok doğru kullanmamız lazım cumartesi ve pazar etkileri içerisinde Gene dediğim gibi toplumsal noktalarda sağduyudan hiç ayrılmadan dikkatli hareket etmemiz gereken etkiler var. Pazar videonun başına da bahsetmiştim çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Aygandanta'da Mars burç değiştiriyor. Jüpiter 0 derecede. Pazar günü rutin işlerle geçirin mümkün olduğu kadar. Evet sevgili dostlar bakalım bu haftanın enerjilerini dengelemek için remedilerinde bize e, frekanslar neler fısıldıyor. Öncelikle renklerden ee, mavi ve mor indigo tonlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten dengelenmeye çok ihtiyacımız olduğu bir etkileşim var. Huzur, denge ve soğukkanlı olmaya ihtiyaç duyulan bir enerji aktif olacak. Taşlardan amatis, pembe kuvars ve havleti tavsiye edeceğim. E, ee, aromaterapik yağlardan nane, paçuli, çay ağacı ve lavanta. Lavantaya geçen hafta da söylemiştim. Bu haftada da çok üstünde duruyorum. E, dengelenmek, dikkat dağınıklarının toplanması, dişil eril enerjinin dengelenmesi açısından çok kıymetli bir yağdır ya da kokudur lavanta. Lavanta çiçeği de kendisi de öyledir. Ayrıca ferahlamak, sakinleşmek adına bu özellikle haftanın ikinci yarısı e, genel enerjileri dengelemek adına bahsettiğim renkler ve taşların yanında nane, paşuri ve çay ağacı gibi e, aromaterapik yağları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çay ağacı aynı zamanda alerjileri de çok iyi geliyor. Kendim de bilhassa hani kişisel olarak da deneyimlemiş biriyim. Çay ağacını bilhassa bu hafta biraz alerji ihtimalinde yüksek seyrettiği bir etkileşim söz konusu. Oradan da bu anlamda çok rahat faydalanabiliriz. Evet, çok güzel enerjilerle geçsin. Yeni aya doğru gidiyoruz. Mars'ın ve diğer gezegenlerin bazı etkileşimleri önümüzdeki sürecin Eylül'ün hatta Ekim'in biraz hareketli olacağına işaret etmekte. Dilerim ki tüm bu enerjileri sağduyuyla, güzellikle, dengeyle en kolay bir biçimde, en rahat bir biçimde atlatalım. Birlik ve beraberlik duygusundan hiçbir zaman ayrılmayalım. Vatanımız bu güzel topraklar için en yüksek ayrımıza en güzel şeyleri hep birlikte yaşayalım inşallah. Ve şimdi burçlara geçelim. Sevgili koç burçları, yükselen burçları veya ay burçları koç olanlar, haftaya maddi konular, finansal alanlar, bankacılıkla ilgili işleriniz varsa bu bunlarla uğraşarak ya da bu işler için daha etkin enerjilerle başlayacaksınız. Konuşmaların, görüşmelerin, muhabbetin diyelim çok aktif olduğu bir iki gün geçireceksiniz. Tam bu alanlarınızda hareket edecek olan e, etkileşimler ya da bu alanlarınızı aktive edecek olan etkileşimler bu noktaları hızlandırma potansiyeli taşıyor. Eğer mümkünse tarımla ilgili bir işiniz varsa, bir alakanız varsa bu anlamda özellikle pazartesi gününün etkileri size son derece destekli noktalar veriyor. Krediler, banka işleri bunlarla ilgili toplamanız gerekenlerle ilgili de hayli etkin enerjiler var. İletişim trafiğinizin çok hareketlendiği, yakın temaslarınızın çok arttığı, görüşmelerin hızlandığı bir süreçte çarşambadan itibaren başlıyor. Ee, bu hafta çarşamba günü yeni bir başlangıç yapmıyorduk ama perşembe gününün enerjileri girişimlerinizi hayata geçirmeniz adına çok destekli etkiler va vaat etmekte. Eğer herhangi bir girişimim yok diyorsanız da çevrenizle irtibat kurmakta, iletişim trafiğinizin artması açısından çarşamba ve perşembe özellikle perşembenin etkileri hayli aktif. Yakın çevrenizden gelecek bir şans, bir destek sizin belki de blokajlı bir işinizi, kapalı bir alanınızı veya halletmeniz gereken bir durumu e, güzelce çözmenize destek olma potansiyeli taşımakta özellikle perşembenin enerjileri bu anlamda çok destekli. Cuma ve cumartesi evde yakınlarınızla, ailenizle geçirmeye çalışın. Gerginliklerinizi iyi kontrol etmeye çalışın. Özellikle pazar günü enerjileri açısından bu anlamda pazar gününe dikkat etmeniz gerekiyor. Aile içi gerginlikler, ani patlamalar, Tabi ...bir tartışmanın küçük bir şeyin birdenbire büyüme potansiyeli var. Pazar günü bu dengede halledebilirseniz ama Cuma ve Cumartesi yakınlarınızla birlikte... ...özellikle Cumartesi düşündüğünüz bir organizasyon varsa bunun içinde olarak... ...hem sosyalleşme etkilerinin çok kuvvetli olduğu etkiler var. Yani biraz daha pazar günü etkilerine ve çarşambanın enerjilerine bu hafta dikkat edin. Ama onun dışında özellikle haftanın ikinci yarısıyla birlikte... ...cumadan itibaren hatta hafta sonuyla beraber... Daha çok ailevi alanlar, ev alanlarınız, yuva alanlarınızda olmaya çalışın. E, aile noktaları açısından da aktif olacak. Ebeveynlerinizle ilgili bir takım noktalar, özellikle haftanın ikinci yarısı sizin için daha fazla at başı öne çıkacak gibi duruyor. Aşk ve ilişkiler açısından da. E, i̇letişimin bu anlamda sıkıntılarınız varsa sevdiğinizde bir iletişim probleminiz sıkıntılarınız bunların daha dengine girmesi iletişimin bu anlamda kolaylaşması etkisi var. Özellikle haftanın başı ve cuma günü enerjileri ilişkilerde de bu noktaları çok destekler nitelikte her şey gönlünüzce olsun güzellikle olsun sevgiyle olsun tüm haftanın enerjilerinin en yüksek hayrınıza kolaylıkla geçmesini su gibi akmasını temenni ederim sevgili koçlar. Ve sevgili boğalar, yükselen burcu ve ay burcu boğa olanlar bilhassa, ay burcumuzdayken haftaya başlıyorsunuz, e, inatlaşmamanız gerekiyor. Bu noktalarda biraz daha kendinizi sert ve daha güçlü durmak adına da karşı tarafla tartışmaya veya mücadeleye hazır bir ruh halinde hissetme potansiyeliniz var. Biraz daha esnemeye gayret edin. E, o esneme noktaları bilhassa ilişkileriniz, iletişiminiz, yakınlarınızla olan temaslarınız açısından bir parça önem arz etmekte. Mars'ın e, bilhassa burç değiştireceği noktalarda hafta sonu, cumartesi ve pazar daha önce bu anlattığım etkileşimler nedeniyle e, Sevdikleriniz, ailevi konular, ev halkı, sevdiğiniz kişiyle ebeveynleriniz arasında doğru iletişimin ve doğru dengenin kurulması. Tüm bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklarınız da eğer varsa ilişkilerinizde ve iletişiminizde yine biraz daha sakin olmakta fayda var. Cumartesi ve pazarı bu anlamda sizin daha dikkatli yani bu haftanın bitimindeki e, cumartesi ve pazarı 4 ve 5 Eylül'den bahsediyorum daha dikkatli daha organize geçirmeniz gerekiyor. Haftanın ilk yarısı çok aktif olacaksınız. Maddi konularda bankacılık işleri, finansal alanlar, burada bir takım beklentileriniz, halletmeniz gereken işler açısından çarşamba ve perşembenin enerjileri son derece aktif. Eski bir konunun özellikle çarşamba civarında halledilmesi, yeniden üstünde geçilmesi ve hiç beklemediğiniz bir çözümle, destekle sonuca ulaşması söz konusu olacak sizin için. Ailevi konular yine aile alanları cumadan itibaren aktif yakın çevreniz, kardeşleriniz onlarla beraber çözmeniz gereken bir durum varsa da cuma ve cumartesi biraz daha bu konular önünüzde olacak gibi duruyor sevgili boğalar. Aşk ve ilişkide iletişim noktalarınız artıyor. Birlikte sevdiğinizle birlikte bir şeyler yapma, belki bir iş ondan bir destek alma, bir fikir alma, tüm bunların bir dengeye girmesi, daha çok muhabbetin artmasıyla ilgili güzel etkilerden geçeceksiniz. Ama bu noktada bu haftanın enerjileri daha çok içeride, ailevi konular, sevdiğinizle aile arasında dengenin bulunması, buradaki iplerin iyi oturtulmasına işaret etmekte sizin adınıza. Sevgiyle geçsin, güzellikle geçsin, kolaylıkla olsun. Huzurla, dengeyle tamamlayacağınız, işlerinizin su gibi akacağı, bolluk ve bereketle yürüyecek şahane bir hafta diliyorum. Elbette sağlıkla, sağlıcakla tamamlansın. Ve sevgili ikizler burcu, yükselen burcu veya ay burcu özellikle ikizler olanlar. Sizin bir parça özellikle haftanın ilk giriş kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle ki rutin işlerinizi yapın, koşturmalarınız olacaktır araştırma yapmak, anlamak, fark etmek, idrak etmek adına çok güzel enerjiler var. Özellikle bir konuda analiz yapmanız gerekiyorsa bu hafta çarşambaya kadar zihniniz bu anlamda çok enteresan ve berrak çalışacak. Ama kalabalıklara girmemeniz gerekiyor. Daha sakin, daha içeride durmanız gerekiyor. Hem sağlık açısından kalabalıklara girmemeniz pazartesi ve salı önemli. Hem de ruhsal açıdan dengeniz bunu istemez. Yani sizin alacağınız etkileşim birden fazla işi bir arada yapmak, kalabalık içinde olmak, negatif enerjilere fazla maruz kalmak, bu tip insanlarla muhatap olmayı çok kaldıracak noktada olmayacak. Çarşambadan itibaren rahatlıyorsunuz. O yüzden pazartesi ve salıyı günlük hayatınızda, işinizde, her ne yapıyorsanız orada daha çok kendi alanlarınızda olarak geçirmeye gayret edin. Bu şekilde öğretin. Çarşambadan itibaren hareketleniyorsunuz. Temizlenmek, arınmak, bir de bir şifalanmak, mekanınızı, belki işinizi halletmeniz gereken şeyleri arındırmak anlamında çok destekli enerjileriniz var. Güzel fırsatlar var. Özellikle ticari konularda bu hafta çarşamba ve perşembe söz konusu olabilir. Cuma günü finansal işler parasal konularda yine çok destekli etkilerden geçeceksiniz. Eğer bu anlamda halletmeniz gereken bir işiniz varsa, özellikle Perşembe-Cuma bankacılık işleri, finansal alanlar konuşmanız gereken, anlatmanız gereken bir şekilde iletişim kurmanız gereken bir durum varsa, yine Perşembe-Cuma'nın etkileri bu anlamda son derece destekli olacak. Hafta sonu özellikle biraz kendinizle kalın. Bir hassa Pazar günü-Cumartesi de o etkiler var. Konuşmalarınıza, söylediğiniz sözlere, verdiğiniz sözlere dikkat etmeye çalışın ve size size verilen sözlere maddi konularda. Ee, özellikle cumadan itibaren bu haftanın bitimine kadar olan kısımda daha dikkatli, daha akıllıca hareket etmeniz gerekiyor. Duygusal konular tüm bu alanlarda da sevdiğiniz kişiyle biraz daha kendi alanlarınızda içeride olmanız doğru olacaktır. Çok ortalarda olmayı tercih etmeyin. Enerjiniz bunu çok fazla kaldırmıyor. Bu haftanın sizin için en önemli etkilerinden bir tanesi bu. Gerek sevdiğiniz kişiyle e, geçirdiğiniz zamanda daha Arada kendi alanlarınızda kalmaya gayret edin. Özellikle haftanın ikinci yarısı sevgili ikizler. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle aksın. Güzellikle tamamlansın. Sağlıkla, sıhhatle, bolluk ve bereket içinde şahane bir hafta geçirmenizi temenni ederken tüm işlerinizin kolaylıkla geçmesini ve su gibi akmasını dilerim. Sağlıcakla kalın. Ve sevgili yengeç burçları, yükselen burçları veya ay burçları yengeç olanlar Öncelikle haftanın başına ilk ilk girişine sevgili yengeçler eğer çalışıyorsanız iş, kariyer ve tüm bu alanlardaki koşturmalarınızla başlayacaksınız. Biraz sakin hareket etmeye eğilimli olacaksınız. Yani Pazartesi ve Salı ele aldığınız işlerde biraz daha yavaş ve sakin olma ihtiyacınız artabilir. Birden fazla işi bir arada yürütmeye gayret etmeyin. Kariyerinizle ilgili sağlam ve önemli adımlar söz konusu olabilir. Eğer çalışıyorsanız, dikkatiniz daha çok kariyerinizde, işinizde, öğrenciyseniz Geleceğinizle ilgili konularda, dünyevi alanlarda yani hiçbir yoksa hayatınızda dikkatinizin dünyevi alanlarda, finansal beklentilerinizde, hayat refahınızda olacağı etkiler var. Hiç sakin olarak, hani hiç e, olumsuz bir noktayla fazla e, kendinizi zorlamadan daha sakin ve tek tek meseleleri ele alarak dengelenmeye gayret edin. Özellikle Pazartesi ve Salı, Çarşamba ile beraber kızlanıyorsunuz ama zihinsel olarak çarşamba ve perşembe kalabalıklara girmemeniz gerekiyor. Bu kısım sizin için önemli. Hem sağlık anlamında hem ruhsal anlamda ama böyle bir araştırma yapmanız, bir şeyi tamamlamanız, bir şeyi toparlamanız gerekiyorsa özellikle çarşamba ve perşembe etkileri sizin için çok aktif. Bu hafta cumadan itibaren ay burcunuza geçiyor. Yüksek bir enerji var. Sizin için en uygun, en yüksek potansiyeli olan gün Cuma diyebilirim bu haftanın etkilerinde. Önemli bir işiniz varsa daha çok Cuma gününü almaya çalışın. Hafta sonu enerjiniz yüksek ama koruma ve besleme duygularınızın çok yükseldiği bir enerji var. Özellikle sevdiklerinizi koruma dürtünüz ve duygunuz çok artabilir. Bilhassa pazar günü enerjileri içinde kaygıyla veya aşırı koruma duygusuyla hareket etmemeye çalışın. Daha sakin, daha esnek olmaya çalışın. Mümkünse de kendi ailenin alanlarınızda ve ailenizle vakit geçirin. Özellikle cumartesi ve bilhassa pazar gününün etkilerinde. Sevgiyle, güzellikle, şahane bir şekilde geçecek ve tamamlanacak bir hafta temenni ediyorum. Bolluk bereketle ilerlerken elbette aşkla sevgi de sizin de olsun. Su gibi aksın tüm işleriniz. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili Aslan Burcu, Yükselen Burcu veya Ay Burcu Aslan olanlar... Bu haftanın enerjilerinde her şeyden önce özellikle pazartesi ve salı haftanın ilk, ilk günü çalışıyorsanız kariyer iş alanlarında aktif olma potansiyeliniz var. İşinize biraz daha odaklanabilirsiniz. Biraz daha dikkatinizin, odağınızın işte olduğu etkilerden geçeceksiniz. Çalışmıyorsanız statünüz Hayatın içindeki yeriniz, koşturmalarınız daha ön plana çıkıyor. Öncelikle haftanın ilk başlangıç etkisinde sabit bir enerji var. Dolayısıyla pazartesi ve salının bu sabit enerjileri sizin kariyer noktalarınızı fazlasıyla destekliyor. Bilhassa pazartesi günü finansal işler, yatırımlar, tüm bu alanlarda halletmeniz gereken noktalar varsa eğilebilirsiniz. Diğer taraftan salı günü araştırma, derinliğini anlama... E, Tüm bu alanlar daha aktif olacak hayatınızda ama salı gününün enerjilerinde özellikle iş ve kariyer noktalarında ağır işleri ele almamaya çalışın. Biraz daha hafif, daha sizi mutlu eden, severek yaptığınız işlere salı günü yönelmenizde fayda var. İş ve kariyerle ilgili bu hafta yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Bir iş beklentiniz bir haber alma ihtiyacınız varsa bununla ilgili çeşitli gelişmeler, haberler, bir şeylerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla ilgili noktalar dikkatinizin, odağınızın oraya geçmesine neden olma potansiyeli taşıyor. Çarşambadan itibaren iletişim alanlarınız çok aktif olacak. Özellikle satış, pazarlama, tüm bu alanlarla uğraşıyorsanız son derece aktif enerjiler var. İletişim içinde olmak, başkalarıyla olan kontaklarınız, gruplar, arkadaşlarınız, aile büyükleri Onlarla olan temaslar ve onlarla ilgili konular biraz daha önünüze fazla düşecek. Çarşamba'nın sizin için en büyük etkisi bu. Videonun başında anlatmıştım. Biraz daha çarşamba gününün enerjileri içerisinde yeni bir başlangıç değil, bir şey toparlama etkisi aktifti. Özellikle ailevi konular, aile büyükleriyle ilgili meselelerde bir konuyu böyle bir toparlayıp düzenlemeniz gerekiyorsa bunu çok rahatlıkla ele alabilirsiniz. Perşembe şans etkileriniz bu hafta sizin için çok yüksek. Ticari bir konuda bir adım atmak istiyorsanız, hızlı ilerlemesini istediğiniz bir durum varsa perşembe günü bunu çok rahatlıkla e, toparlamanız, ele almanız, bundan destek almanız söz konusu olacak. Cuma ve cumartesiden itibaren sizin daha dikkatli olmanız gerekiyor. İç alanlarınız karışık bir duygusal iniş çıkışlara yatkınlık verebilir. Kendinizi fazla karamsar, fazla endişeli hissetme, sanki sevdiklerinizi koruyamıyormuşsunuz e, ya da sanki gidişatın... Hayatınızdaki gidişatın iplerini siz tutamıyormuşsunuz gibi bir duygu içerisinde olma potansiyeliniz var. Biraz daha bu kaygı enerjilerinin içinde olmamaya bakın. Cuma ve cumartesi etkileri kendi içinizde olmanız, fazla kalabalığa girmeden kendi alanlarınızda kalmanızı daha destekler nitelikte olacak. Eğer mümkünse, imkanınız varsa cuma günü ev halkıyla, ev alanlarınızda mesela yemek yaparak, biraz daha bolluk bereket enerjisini aktive ederek kendi alanlarınızda geçirmenizde fayda olacaktır. Pazar günü ay burcunuza geçiyor. Sert bir enerji var. E, gerginlikler artabilir. Pazar gününün etkilerini iyi yönetmeniz gerekiyor. Yakın temas ettiğiniz kişilerle ilgili birdenbire minik bir şeyin, bir durumun aniden alevlenme potansiyeli var ki bu alanlarda daha sakin olmanız gerekiyor ve enerjiniz aynı zamanda yüksek olacak. Bu yüksek etkiyi dengelemeniz gerekiyor. Biraz yürüyüş yapmanızı özellikle cumartesi pazar etkilerinde ve bilhassa pazarda bu enerjiyi dengeleyerek hareket etmenizi öncelikle tavsiye ederim. Dilerim ki haftanın tüm enerjileri sevgiyle, güzellikle, dengeyle hayatınızda gelsin. Bolluk ve bereket içinde geçireceğiniz, güzellikle geçireceğiniz kolaylıkla tamamlayacağınız, işlerinizin su gibi akacağı şahane bir hafta diliyorum. Güzellikle olsun, sağlıkla kalın inşallah. Ve sevgili başak burçları, yükselen burçları veya ay burçları başak olanlar, öncelikle haftanın ilk etkisinde şans enerjinizin yüksek olduğu etkiler var. Uzun süredir sağlam temellere oturtmak istediğiniz bir durum varsa sabitlemek, sürekli hani Endişe ettiğiniz, çok emin olamadığınız, gidişattan fazlasıyla endişe içinde olduğunuz noktalarda biraz daha kendinizi sabitlemeniz, olayları kontrol edebilmeniz, daha kontrolleri sizin el, kendi ellerinize almanız için çok güzel destekli enerjilerden geçeceksiniz. Yurt dışıyla bağlantılı işler yapıyorsanız, uluslararası bir işiniz varsa, bir bağlantınız varsa, eğitimle ilgili veya işle ilgili veya benzer bir konuda, bir konsolosluk başvurunuz varsa tüm bu etkilerde destekli enerjileriniz var. Özellikle pazartesi ve salının etkileri açısından akademik çalışmalar, yurt dışı potansiyelleri, turizmle ilgili işler, satış pazarlama, eğitimle ilgili alanlar, e, ithalat ihracat gibi konularla uğraşıyorsanız bu alanlar, yayıncılık işleri, tüm bu alanlarda organizasyon ve benzeri işleriniz için sağlam adımlar atmak için Evren size destek veriyor Pazartesi ve Salı etkilerinde Çarşambadan itibaren kariyer iş ve çalışmıyorsanız bile toplumun önünde olmanız e, biraz daha kendi alanlarınızdan ziyade başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz işleri evle iş arasındaki dengeyi kurma noktalarınız aktif olacak sizin için. Bu noktada dikkat etmeniz gereken kendi hayatınızla, ebeveynleriniz, eviniz, kendi yaşamınızla, yuva alanlarınızla iş arasındaki dengeyi iyi kurmanız gerekiyor ya da hayata ait, dünyevi konulara ait noktalarda o dengeyi iyi sağlamanız gerekiyor. Diğer taraftan iletişim alanlarınız çok kuvvetleniyor. Özellikle satış ve pazarlamayla bağlantılı işleriniz varsa hayli aktif enerjilerden geçeceksiniz. Çarşamba ve perşembe etkilerinde özellikle çarşamba eski iş ve kariyerle ilgili yarım kalmış yeniden toparlamanız gereken işleri ele almak için çok uygun ama yeni bir görüşme yapacaksanız, bir toplantınız varsa, ilk bir ilk yeni bir müşterinizle bir görüşme yapmanız gerekiyorsa bunu perşembe alın. Bu anlamda özellikle çalışıyorsanız çok destekli etkilerden geçeceksiniz. Çalışmıyorsanız bile önemli bir işinizi perşembe gününe çok rahatlıkla alabilirsiniz ya da çocuklarınızla ilgili konuları çok rahatlıkla ele alabilirsiniz. Cumaya baktığımızda Cuma ve Cumartesi sosyal etkiler, başkalarıyla yürüttüğünüz noktalar, aile büyüklerinizle ilgili meseleler biraz daha aktif olacak. Ailevi konular, aile büyükleri ve ailevi konular önünüze fazlasıyla daha yoğun bir biçimde gelme potansiyeli taşıyor. Pazara dikkat etmeniz lazım. İçsel enerjinizi iyi dengelemeniz gerekiyor. Pazar günü mümkün olduğu kadar da sevgili Başaklar rutin konularla geçirmeye gayret edin. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun, sevgiyle olsun, ne gelirse en yüksek hayrınız olsun. Tüm işlerinizin su gibi akmasını, güzel organize etmenizi, her şeyi en yüksek hayrınıza kabul etmenizi ve idrak etmenizi Cadı temenni ederim. Sağlıcakla sevgiyle kalın. E sevgili terazi burçları, yükselen burçları veya ay burçları terazi olanlar haftanın özellikle başlangıcı çarşambaya kadar olan kısımda Bankacılık işleri, finansal alanlar, kredi işleri tüm bu alanlarda güzel etkileriniz var, destekli etkileriniz var. Uzun vadeli özellikle bankacılık, finansal alanlar, kredilerle ilgili noktalarda uzun vadeli bir işin temelini atmanız, bunu dengelemeniz, bununla ilgili ilk adımları atmanız söz konusu. Biraz e, aksiliklere dikkat edin. Bu anlamda bu noktayı iyi yönetmeniz gerekiyor. Ele aldığınız meselelerde sizin hesapladığınız şeylerle karşılaştığınız ya da bulduğunuz sonuçlar birbirini tutmayabilir. Bu yüzden B planlarıyla hareket etmeniz, değişebilecek durumlara karşı hızlı manevralar yapabilmeniz gerekiyor. Çok kararsızlıklar içinde kalmayın. Özellikle pazartesi ve salı daha ne istediğini bilerek sakin ve neyi ele alıyorsanız bunları birer birer tek tek ele almanızın doğru olduğu etkilerden geçeceksiniz. Yine finansal alanlarda başarılı etkiler var ama dünyevi konularda biraz daha sakin hareket etmek faydalı olacak. Çarşambadan itibaren rahatlıyorsunuz. Hem iletişim alanları, satış, pazarlama, iş noktaları tüm bunlarda güzel fırsatlar var. Eğer akademik işler yapıyorsanız, eğitimle ilgili bir işiniz varsa, öğrenciyseniz veya yurt dışı ile bağlantılı işlerin içindeyseniz, bu tip kontaklarınız varsa, ithalat, ihracat ve benzeri konularda yayıncılıkla uğraşıyorsanız Güzel bir fırsat, yeni bir durum, yeni bir etkileşim sizinle olacaktır. Bu anlamda kıymetli enerjilerden geçeceksiniz. Şans etkilerinin çok yüksek olduğu etkiler var. Özellikle sizin için çarşamba ve perşembe enerjilerinde önemli bir işinizi ele alacaksanız Perşembe'yi buraya denk getirmenizi bir hassa tavsiye ederim sevgili teraziler. Cuma'ya baktığımızda kariyer ve işle ilgili çalışıyorsanız toplantı ve benzer organizasyonlar için hızlı gelişmeleri denkleştirmek için çok güzel etkiler var. Çalışmıyorsanız evinizde e, zaman geçirebilirsiniz. Yemekle veya benzer noktalarla evin arındırılması, temizlenmesi adına çarşamba ve cuma enerjileri sizin için çok etkin noktalar barındırıyor. Ama çalışıyorsanız kariyerle ilgili noktalarda Cuma günü güzel bir başlangıç yapmak, e, orayı iyi değerlendirmek adına da güzel destekli enerjilerden geçeceksiniz. Hafta sonu Biraz daha özellikle işle ilgili konularda radikal kararlar almayın. Cumartesi ve pazar kendi içinizde tamam iş günü değil ama kendi içinizde de o dengeyi iyi oturtmaya çalışın. Bu haftanın ikinci yarısıyla birlikte sevgili teraziler radikal kararlarla ilgili doğru noktalar yok. Attığınız adımların çünkü ay küçülüyor sonuçlarını iyi göremeyebilirsiniz. Buraya dikkat edin hem duygusal hayatınızda hem özel hayatınızda işle ilgili konularda Perşembeden itibaren sakin hareket edin ve biraz önünüzdeki birkaç günün hattının ikinci yarısından sonra görünmesini, biraz ilerlemesine kendinize fırsat tanıyın ya da hayata zaman tanıyın diyelim. E, çünkü attığınız adımların hiç beklemediğiniz sonuçları daha sonra önünüze gelme potansiyeli var. Bu anlamda buraya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikli olsun, sevgili olsun. Ne olursa en yüksek harcınıza hareket etsin. Sonuçlansın, tüm işlerinizin kolaylıkla il ilerleyeceği, su gibi tamamlanacağı şahane bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili akrep burçları, yükselen burçları veya ay burçları, akrep olanlar. Öncelikle bu hafta bir görüşme yapmanız gerekiyorsa, iş görüşmeleri, kontaklar, bir müşterinizle görüşme yapmanız gerekiyorsa ya da bir işle ilgili bir görüşmeniz varsa pazartesi ve salının etkileri bu anlamda hayli güzel enerjiler barındırmakta. Görüşmeler yapmak, kontaklar kurmak için çok güzel etkiler var. Avukatınız, muhasebeciniz, işinizle ilgili bağlantılar ya da hayatınızda kendi dünyanızda yürüttüğünüz noktalarda başkalarıyla birlikte hareket etmek adına pazartesi ve sala etkileri çok yüksek. Eğer evliyseniz ya da hayatınızda biri varsa partnerinize, eşinize olan dikkatinizin, odağınızın arttığı bir süreç yaşayacaksınız. Başkalarıyla yürüttüğünüz alanlar son derece aktif olacak. Özellikle hafta ortasına kadar olan döngüde. Sizin dikkat etmeniz gereken nokta çarşamba ve perşembe için. Özellikle çarşamba önemli bir başlangıçta bulunmayın. O başlangıcı sonradan yeniden revize etmeniz gerekir. Bir kesinti yaşama, yaşanması söz konusu olabilir. Dolayısıyla yeni bir işte, yeni bir durumda, yeni bir oluşumda çarşambayı sadece eski konuları yeniden revize etmek için kullanın. Perşembe günü finansal konular, maddi alanlar, bankacılık işleriniz, kredilerle ilgili bir durumunuz varsa bunları ele almak için çok güzel etkiler var. Cuma ile birlikte rahatlıyorsunuz. Uluslararası ilişkiler, başkalarıyla olan kontaklar, eğitim konuları, akademik çalışmalar, yayıncılıkla ilgili alanlar, tüm bu alanlarda herhangi bir uğraşınız varsa çok destekli enerjilerden geçeceksiniz. Biraz kişisel alanlarınıza da dönmenizi tavsiye ederim. Özellikle cuma ve cumartesi etkileri içinde sezgileriniz çok artacak. Duygusal ihtiyaçlarınızın yükseldiği, biraz kişiselleştirme potansiyelinizin arttığı etkiler var. Yani cumadan itibaren haftanın bitimiyle beraber duygusal dalgalanmalarınızı iyi kontrol etmeniz lazım. Bunun için de size nefes, yoga veya benzer dengelenme enerjilerini özellikle tavsiye ediyorum. Sevgili akrepler, her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun. Haftanın tüm enerjileri size ve sevdiklerinize, arzularınız neyse, gönlünüzdeki neyse tüm hepsini tümünden getirme potansiyeli versin. İşleriniz kolaylıkla ve su gibi aksın inşallah. Sevgiyle kalın. Sevgili yay burçları, yükselen burçları veya ay burçları yay olanlar. Öncelikle hızlı ve tempolu başlıyorsunuz yine haftaya. Ama günlük işler, günlük rutinleriniz, e, mesleki konular, meslektaşlarınızla eğer çalışıyorsanız temaslarınız, e, günlük işleriniz ödenmesi gereken faturalar, koşturmanız gereken noktalar tüm bunlar biraz daha önünüzde olacak, aktif olacak çarşambaya kadar olan dönemde özellikle eğer bir sağlıkla ilgili rutin bir kontrolünüz varsa ya da kafanızda toparlamak istediğiniz bir durum varsa pazartesi ve salı bu anlamda bu kontrolleri yaptırmak ve e, bir şekilde hani bu sağlıkla ilgili adımları atmak için güzel enerjileriniz var. Diğer taraftan düşmanlara dikkat edin. Özellikle meslektaşlarınız, rekabet ettiğiniz kişiler, Ailevi veya dışarıdan işle ilgili bağlantılı rekabet ettiğiniz insanlarla olan tutumlarınızda daha dikkatli olmanız et gereken etkiler var bu haftanın enerjilerinde. Size söylenen her şeye hemen inanmayın. Üçüncü şahıslara dikkat edin. Gardınızı biraz almanız gerekiyor özellikle haftanın ortasına kadar olan bölümde. Anne tarafından akrabalar, bunlar teyze, dayı, onların çocukları, kuzenler gibi olabilir. Onlarla olan iletişiminizde ve diyaloğunuzda bir taraftan destek alabilirsiniz. Bir taraftan da oradaki bir karışıklığın yeniden yüzleşmesiyle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Çarşambadan itibaren tam karşı alanınıza geçecek olan e, etkileşimle, ayın transitiyle beraber ikili ilişkileriniz öne çıkacak. Bu hafta ilişkiler, iletişim, başkalarıyla birlikte yönettiğiniz alanlar, iş görüşmeleri, herhangi bir görüşme adına çarşamba ve perşembenin etkileri son derece destekli. Özellikle önceden başlayan bir durum varsa çarşamba bunu çok rahatlıkla ele alabilirsiniz. Perşembe günü ise hem kısmet enerjisi açısından çok güzel etkiler var. O yüzden bir görüşme yapıyorsanız kısmetinizin, şansınızın yanınızda olması adına Perşembe'yi çok rahatlıkla bu hafta kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizle olan iletişiminiz, birlikte yürüttüğünüz noktalar son derece etkin olacak. Dikkat etmeniz gereken nokta özellikle Cuma ile birlikte kariyer iş alanlarında çalışıyorsanız sakin olun. Çalışmıyorsanız da başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz alanlarda daha dikkatli hareket etmeniz lazım. Ani karışıklıklar, ani gerginlikler söz konusu olabilir. Sakın ha bir hasta cumadan itibaren herhangi bir meseleyi gerek kendi iç alanlarınıza gerek dışarıda iş, kariyer, başkalarıyla bir şekilde yürüttüğünüz alanlarda bir şeyi büyütmeyin. Daha sakin olmaya çalışın. Meseleleri abartmadan hareket edin. Ve adım adım atarken, mücadele ederken, bir şeyle savaşırken bu hafta Cuma'dan itibaren o adımı iyi düşünerek atmamız gerekiyor. Aksi durumda kimsenin kazanmadığı ama gereksiz e, enerjilerin sarf edildiği bir süreci deneyimlemek durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla sizin özellikle iş ve kariyerde bu noktalara dikkat etmeniz lazım. Biraz kendi alanlarınıza belki çekilmek ya da her şeyi fazla içselleştirmemek daha doğru olacaktır. Özellikle cumadan itibaren olan kısımda. Duygusal noktalarda da yine benzer bir enerji var. Fazla eleştirel bulabilir karşı taraf sizi hayatınızda sevdiğinizle birlikte eşiniz veya sevdiğinizle birlikte yürüttüğünüz alanları fazla didikleyen, fazla eleştirel bulabilir. Farkında olmadan bu noktaları deneyimleyebilirsiniz. O yüzden e, gereksiz bir enerji, gereksiz bir e, durumun gerginin içinde olmamak adına özellikle sevdiklerinizle olan diyaloglarınıza da cumadan itibaren daha sakin, belki mesafe koyarak, mesafesiz korur bu anlamda, mesafe koyarak bu süreci yürütmenizde fayda olacak. Herkesin alanlarına saygı duyun. Kendi alanlarınızı da iyi belirleyin. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren bu haftanın etkilerinde. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun. Sevgiyle olsun. Tüm akışın en yüksek hayrınıza seyretmesini tüm kalbimle dilerim. Tüm işlerinizin su gibi akmasını, tüm işlerinizin en yüksek hayrınıza tamamlanmasını temenni ederim. Sağlıcakla kalın. Ve sevgili oğlak burçları, yükselen burçları veya ay burçları oğlak olanlar Haftanın ilk iki günü kişisel alanlarınıza vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Kişisel bakımınız, kişisel alanlarınız, belki alacağınız bir eğitim, bunun üzerine düşünebilirsiniz. Kendinizle ilgili, kişisel alanlarınızla ilgili noktaları daha fazla öne geçireceğiniz etkiler var. Biraz eğitimle ilgili, kişisel bir eğitimle ilgili kafanızda bir şey varsa, başlatmak istediğiniz bir durum, bir etkileşim varsa burada güzel enerjiler var. Hiçbir şey değilse biraz kendinize vakit ayırın, kişisel bakımınızı yaptırın kitap okuyun ya da bir araştırmayla öğrenmek üzerine herhangi bir durumda biraz daha fazla zaman harcamaya çalışın. Diğer taraftan aşk, ilişkiler, duygusal noktalarda aktif enerjilerden geçeceksiniz. Dikkatiniz biraz daha burada da olabilir ama daha çok kişisel noktalarınızı öne çekmeniz gereken bir iki gün geçireceğinizi unutmayın. O yüzden pazartesi ve salıya Başkalarıyla ilgili noktaları almayın. Başkalarının sorumluluklarına, başkalarıyla ilgili, sizinle ilgisi olmayan başkalarıyla ilgili işlere müdahil olmadan burayı geçirmeye gayret edin. Çarşambadan itibaren e, günlük rutinleriniz artıyor. Halletmeniz gereken işleriniz varsa burası... Çok iyi kullanılabilir. Özellikle tamamlanması gereken eksik kalmış işler, yeniden gözden geçirilmiş işler, belki evde düzenlenmesi gereken alanlar, birey temizliği, eşyaların fazla olan eşyaların atılması, işte benzer noktalarda bir toparlanması gereken işlerin yeniden ele alınmasını çok rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Perşembe şanslı etkileriniz var. Özellikle mesleki konularda görüşme toplantı vesaire planlıyorsanız Perşembe-Cuma'ya alabilirsiniz. Hafta sonu Cuma'dan itibaren karşı alanınıza geçecek aile birlikte sevdiklerinizle ilgili noktalara daha fazla zaman ayırmanızı tavsiye ederim. Kendi alanlarınız, kişisel alanlarınız yeniden aktif olacak ama bunu yaparken başkalarıyla birlikte yönettiğiniz noktalar son derece yoğun olacak. Ortaklı bir işiniz varsa, ortaklaşa bir projeyi yönetiyorsanız, benzer bir konu varsa cuma enerjisi bunu ele almak için çok güzel. Sevdiğinize, eşinize, partnerinize Hayatı paylaştığınız kişiye biraz daha vakit ayırma potansiyeliniz var. Ama öncelikle size e, kendinizi ve çevrenizi besleyerek vakit geçirmenizi Cuma ve Cumartesi için öncelikle tavsiye ederim. Pazara dikkat edin. Özellikle ilişkiler açısından. Cumartesi öğleden sonradan itibaren pazar gününün tamamında ikili ilişkiler, eşiniz, partneriniz, belki iş ortağınız... Onlarla olan diyalogunuzla mesafe koyun araya ki o enerjiler fazla sizi yormasın. Gereksiz bir şekilde bir durumu büyütmemeye gayret edin. Daha sakin, daha kendi alanlarınızda olmaya gayret edin. Özellikle cumartesi ve pazar enerjileri açısından sevgili Oğlaklar. Sevgiyle olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla olsun inşallah. Haftanın tüm enerjileri neyi bekliyorsanız ona onları size kolaylıkla ve güzellikle getirsin. Sağlıcakla geçireceğiniz, bolluk bereket içinde tamamlayacağınız aşkla bitecek şahane bir hafta diliyorum. Sevgili kova burçları, yükselen burçları veya ay burçları kova olanlar haftaya emlak işleri, gayrimenkul alanları, belki taşınma planları, tüm bu alanlarla ilgili ev hali yani ev haline daha fazla önem verdiğiniz ebeveynlerinizle ilgili konular, yuvanız, sevdikleriniz, tüm odağınızın daha çok burada olacağı etkilerle başlıyorsunuz. Eğer bu alanlarda bir takım işleriniz varsa çok rahatlıkla ele alma potansiyeliniz var. Biraz topraklanmanızı, dengelenmenizi eğer mümkünse toprakla, evle, doğayla biraz daha fazla vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Finansal bir konuda bir adım atmanız gerekiyorsa, pazartesinin enerjileri bu arada çok destekli. Araştırmayla ilgili bir işiniz, bir durumunuz varsa, bir şey araştırmanız gerekiyorsa burada da salıdan çok rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Çarşambadan itibaren Aşk, ilişkiler, duygusal noktalarınız aktif olacak. İletişiminizin arttığı etkiler var. Eski insanlar, eski görüştüğünüz kişiler sizi arayabilir, sık telefonlarınız çalabilir. Hem ilişkilerde hem aşkta bu anlamda son derece aktif enerjilerden geçeceksiniz. Evet sevgili kovalar bu haftanın son yarısı özellikle cumadan itibaren olan kısımda sizin bilhassa sağlığınıza bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Gerek sinirim sisteminiz gerek alerjiler ve benzer etkilerde bağışıklık sisteminizi yüksek tutmanız lazım. Ee, anne tarafından akrabalar onlarla olan iletişiminizin biraz daha yoğun olduğu belki oraya biraz daha odaklandığınız noktalar söz konusu olabilir ama... E, ailevi noktalarda özellikle başkalarıyla birlikte yürütmek zorunda olduğunuz ya da başkalarıyla ilgili akrabalar ya da ahbaplarla ilgili e, ailevi olarak görüştüğünüz insanlarla olan temaslarınızı daha sakin ve daha mesafeli tutmanız bu anlamda özellikle haftanın e, cumada itibaren başlayan etkileri açısından sizin için hayli etkin olacak. Pazar günü ikili ilişkileriniz ve tüm bu alanlarda daha sakin hareket etmeniz gerekiyor. Ve pazar günün enerjileri hem duygusal olarak iniş çıkışlara fazlasıyla eğilim vereceği için burada ikili ilişkilerinizde, eşiniz sevdiğiniz olan ilişkilerinizde daha sakin ve daha akıllıca davranın ve kendi alanlarınızda kalmaya gayret edin. Sevgili olsun, güzellikle olsun. En yüksek hayrınıza ilerlesin inşallah. Tüm haftanın enerjilerinin size kolaylıklar güzellikler, sağlık, sahat ve sağlıcak getirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Ve sevgili balık burçları, yükselen burçları veya ay burçları balık olanlar haftanın başlangıcı yakın çevreye biraz daha ilginizin yüksek olduğu etkilerle başlayacaksınız. Kısa bir seyahat olabilir, yolculuk, seyahat, işle ilgili veya iş dışında tüm bu alanların birdenbire aktif, aktif olacağı enerjiler var hareket halinde olacaksınız. Gerek iletişim trafiğinizin yüksek olduğu, gerek yakın çevrenizde olan temaslarınızın arttığı bir süreç var. Özellikle çarşambaya kadar olan döngüde hız hareket edebilirsiniz. Bir girişiminizle ilgili kalıcı bir noktayı sağlama bağlama potansiyeliniz var. Burası sizin için uzun süredir emek verdiğiniz, uğraştığınız ama belirsizlikler içinde olan bir alanın, duygusal bir konuda da olabilir, işle ilgili bir alanda da olabilir. Daha sağlama geçtiği, sizin kafanızda en azından belirgin hale geldiği, bununla ilgili kendinizi daha cesur adımlar içinde bulduğunuz etkileşimleri aktive eden enerjiler söz konusu özellikle çarşambaya kadar. Çarşambadan itibaren çarşamba ve perşembe enerjilerinde biraz daha ev alanlarınız, yuva alanlarınız, sevdiklerinizle ilgili noktalar, onlarla kurduğunuz iletişimler öne geçecek. Bir taşınma ve benzer bir bu hafta böyle bir planınız varsa perşembe bunun için uygun. Çarşamba eğer mümkünse Buna şansınız varsa evde bir arınma ve temizlik yapın, fazlalıklardan kurtulun, gereksiz eşyaları belki çıkartmanız gereken hatta insanları hayatınızdan çıkartmanız gerekenleri en azından bir gözden geçirmeye yönelmeye gayret edin. Ev alanlarınız, yuva alanlarınız açısından bu nokta son derece sizin için önemli olacak. Diğer taraftan akrabalar, ebeveynler yakın noktalarda olan kişilerle ilgili dikkatinizde çarşamba, perşembe odağınız, dikkatiniz, enerjiniz biraz daha buraya geçme potansiyeli var. Gayrimenkul ve emlakla ilgili bir işiniz varsa perşembe güzel bir fırsat yakalama şansınız var. Taşınma gerekiyorsa da yine burası gayet etkin. Cuma'ya baktığımızda duygusal taraflarınızın çok öne çıktığı enerjiler hakim artık. Cuma ve cumartesi şanslı enerjileriniz var aşk, ilişkiler, duygusal konular biraz daha hayatınızda hani öne geçecek gibi çocuklarla ilgili konular hiçbir yoksa bile yaşamanızda kişisel alanlarınız çok aktif olacak. Bu hafta kişisel bakımınızla ilgili bir şey yapmayı düşünüyorsanız bunu cumaya alabilirsiniz. Kişisel bir eğitime başlamak, kişisel bir konuda adım atmak üzerine cumanın enerjileri sizin için çok destekli olacak. Bunu bakım olarak da kullanabilirsiniz. Bir eğitim, kendiniz için önemli bir etki olarak da kullanabilirsiniz. Bir hobinizin, sizin kendiniz için de kendinize ayırmaya çalıştığınız bir zaman aralığının daha fazla önünüze düşeceği bir süreç söz konusu. İlişkilerde de duygusal noktalarda da yine cuma etkisi özellikle bu hafta sizin için daha güzel enerjiler barındırmakta. Hafta sonu bu enerji devam edecek. Ama hafta sonu biraz daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Gerginliğin, kaygının yükseldiği bir potansiyel var. Özellikle cumartesi ve pazar noktalarında gerek duygusal konularda, gerek aşkta, gerek kişisel alanlarımızda cumartesi ve pazar önemli bir karara varmayın ya da bu karar için bir adım atmamaya gayret edin. Cumartesi ve pazar, bilhassa pazar, çünkü önünüzü göremezsiniz. Ay artık çok karanlık fazına geçmiş oluyor bu süreçte. Sonra bu attığınız adımları bilhassa duygusal alanlar ve kişisel alanlarınızla ilgili konularda tekrar revize etmeniz gerekebilir. Yani cumadan itibaren hayatı durumu biraz akışına bırakmanız, izleme pozisyonuna geçmeniz sizin için gayet faydalı ve destekli olacaktır sevgili balıklar. Dilerim ki her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun, sevgiyle olsun. Ne gelirse en yüksek hayrınıza olsun. Haftanın tüm enerjilerini kolaylıkla, sağlıkla, sevgiyle tamamlamanızı, işlerinizin su gibi akmasını canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın.